TV.net ekranlarında Tercih Rehberi programından yeniden merhaba. 2022-2023 yılında üniversiteli olmak isteyen milyonlarca aday tercih listelerini hazırlıyor. 1.061.686 öğrenci lisans ve ön lisans düzeyinde bir programa yerleşebilecek. Bu da 3 adaydan birinin üniversiteli olma şansı demek. Bu yüzden doğru tercihin önemini anlıyoruz programımızda. Hem doğru tercihin püf noktalarını vereceğiz, hem üniversiteleri tanıyacağız, hem de mesleklere değineceğiz. Çok değerli bir stüdyoda konuğumuz var, bize eşlik ediyor. Kendisine öğrencilerin en çok merak ettiği soru başlıklarını yönelteceğim. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevat Acar aramızda. Yeniden kendisine merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Öğrencilerle birlikte aileler de çok heyecanlı bir süreçten geçiyorlar. Bol bol araştırma yapıyorlar, hem üniversiteleri tanıyorlar. Sizin üniversitenizde bu tanıtım tercih günleri nasıl geçiyor? Evet efendim, öncelikle bütün izleyicileri ve bu arada özellikle de heyecanlı gençlerimizi, adaylarımızı ve ailelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani diğer üniversiteler gibi, özellikle vakıf üniversitelerinin için tabii daha önemli olan bir faaliyet bu tanıtım faaliyetleri. Bizim de bu dönemde yoğun faaliyetlerimiz. Çeşitli etkinliklerle üniversitemizi tanıtmaya çalışıyoruz. İşte sizin bu şu anda yaptığımız gibi farklı televizyon kanallarında programlara çıkıyor hocalarımız. Onun dışında üniversite kampüsümüzde, yerleşkemizde, ana kampüste ve Altınizade'deki birimimizde hocalarımız, danışman hocalarımız, öğrencilerimiz ve diğer görevlilerimiz öğrencilere ve ailelere danışmanlık hizmeti, tanıtım hizmeti veriyorlar. Bunun dışında işte diğer mecralardan, iletişim ve tanıtım mecralarından da, yani internet, efendim işte çeşitli reklam panoları ve benzerinden de bilgilendirici tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Heyecanlı günler gerçekten, size de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Öğrenciler şimdi tercih listelerini oluşturuyorlar. Özellikle neden sizce sizin üniversitenizi tercih etmeliler? Farklılaştığınız noktaları aktarabilir misiniz? Efendim, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2010 yılında kurulan 12 yaşında genç bir üniversite. Bununla birlikte bu kısa süre içerisinde ciddi bir mesafe almış bir vakıf üniversitemiz. Vakıf anlayışıyla eğitim, öğretim, yüksek öğretim hizmetlerini sürdürüyor. Öğrenciler bizi niçin tercih etsin diye bir soru sorduğumuzda, şimdi tabii her üniversitenin kendine özgü öne çıkan özellikleri var. Her şeyden önce bizim üniversitemiz gerçekten tam bir vakıf anlayışıyla eğitim, öğretim hizmetlerini sürdüren, araştırma, geliştirme faaliyetlerini sürdüren bir üniversite. Bizim İstanbul'da ana kampüsümüz, yerleşkemiz, Mehmet Akif Ersoy'un da öğrencisi ve hocası bulunduğu o Baytar Mektebi diye bilinen ya da Yüksek Ziraat ve Baytar Mektebi diye bilinen ve 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından açılan eğitim yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yerleşkemiz gerçekten yani hem doğal özellikleri, hem tarihi özellikleri, hem içindeki tesis ve imkanlarla yani seçkin ve örneği biraz az bir yerleşke. Bunun dışında özellikle bizim günümüzün daha çok ilgi gören alanların hemen hemen hepsinde bizim eğitim öğretim hizmetlerimiz var. 38 yüksek lisans programımız var. 8 fakülte, yani bunlar işte mühendislik ve doğa bilimleri, hukuk fakültesi, İslam İlimler Fakültesi, eğitim fakültesi, sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakülteleri, insan ve toplum bilimleri fakültesi olmak üzere 8 tane fakültemiz var. Ve bunlar içerisinde 38 programımız var. Tamamen İngilizce veya Arapça programlarımız var. Türkçe programlarımız var. Ama çoğu programımızda da %30 İngilizce, geri kalan ağırlıklı olarak da Türkçe programlar olmak üzere programlarımız var. Bizim kısaca şöyle söyleyebiliriz. Yani kaliteli bir eğitimi, yüksek öğretim hizmetini uygun ve güzel bir yerleşkede, uygun koşullarda, ekonomik bedellerle almak isteyenler için oldukça ideal bir üniversite olduğumuzu söyleyebilirim. Farklı eğitim modelleriyle duyuyoruz üniversitenizi. Biraz bize açar mısınız bu konuyu? Şimdi hemen şunu söyleyelim. Üniversitemizde her şeyden önce bizim 45'ten fazla
laboratuvarımız ve uygulama atölyemiz var. Onun dışında çok sayıda öğrenci kulübü, araştırma merkezi ve benzeri şeylerimiz var. Hemen belirtmek gerekir ki özellikle mühendislik, sağlık bilimleri ve benzeri bir kısım alanlarda uygulamalı eğitim, laboratuvar olanakları, atölye imkanları, mimarlık bölümümüz de var bizim. Bunlar son derece önemli. Özellikle laboratuvar imkanları bakımından üniversitemizin son derece iyi imkanlara sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Temel branşlarla ilgili temel laboratuvarlar yanında alt dallara ait laboratuvarlar var. Belki burada daha farklılık arz eden bir husus, bırakınız lisansüstü ve doktor öğrencilerini, lisans öğrencilerinin bile deyim yerindeyse istedikleri saatte laboratuvarda çalışma imkanı bulacakları bir üniversitemiz. Hatta geçenlerde yeni rektör görevini aldığım zaman işte laboratuvarları dolaşıyor idim. Orada baktım genç arkadaşlarımız, çocuklar çalışıyorlar ve öğrendim ki lisans öğrencileri bunlar. Ve güzel projelerde çalışıyorlar. Burada başka bir şeyimiz, 12 yıllık bir üniversiteyiz. Yaklaşık 11 bin öğrencimiz vardı bu sene ikinci dönemin sonu itibariyle. Bunların 3 bin küsuru lisans üstü, yaklaşık 8 bini lisans, gene 2 binden fazlası uluslararası öğrenci, 91 ülkeden. Yani aynı zamanda uluslararası olan, niteliği olan bir üniversite. Buna karşılık bizim bunun yanı sıra şu özelliğimiz de var. Teknoparkımız faaliyete geçti bu yıl. Ve şu anda ilk bloğu bitmiş idi. Orasının tamamı doldu. İkinci bloğun su basman seviyesine gelen ikinci bloğun inşaatına önümüzdeki günlerde inşallah ihalesine çıkıp başlayacağız. 3 blok halinde yapılacak. Bunu niye söylüyorum? Bilindiği gibi teknoparklar üniversite iş hayatı işbirliği, Ar-Ge çalışmaları, yenilikçilik çalışmaları açısından son derece hükümetimizin, devletimizin de önem verdiği oluşumlar. Girişimcilik konusunda. Ve burada öğrencilerimiz de hocalarıyla beraber proje yapma ve hatta şirket kurma ve benzeri gibi öğretim üyelerine o imkanlar da var biliyorsunuz. İmkanlar sağlanıyor. Dolayısıyla teknoparka, bize ait bir teknoparkın olması da ayrıcı ya da cazip hususlarımızdan bir tanesi yeni diye ifade edebiliriz. Yeni gelen öğrencilerimiz de yararlanabilecekler teknoparkta öyleyse vakit geçirebilecekler. Yani tabii şunu söylemek gerekir. Yani hemen ilk sınıflarda bu belki olmayacak ama yani ilerleyen sınıflar içerisinde özellikle ilgili alanlarda çalışan öğrencilerimiz de hocalarıyla birlikte bu imkanlardan yararlanma olanağına sahip bulunacaklar. Evet, yani teknolojiyle ilgili konuları genelde mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinden duyuyoruz ama biraz da sağlıkta da geçer. Ama anladığımız kadarıyla sizin tüm bölümlerdeki tüm öğrencileriniz bu imkanlardan yararlanabilecekler. Burada bizim hemşirelik bölümümüz var. Oradaki öğrenci arkadaşlarımız zaten Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatları gereğince zaten uygulama, staj ve benzerini yapıyorlar. Oradaki devlet ve özel hastanelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde oradaki uygulamalar onlara yaptırılıyor. Bu arada bunun dışında bizim gıda alanı, özellikle helal gıda alanı üzerinde durduğumuz konu. Burada şunu özellikle deminki soruyla biraz da bağlantılı olarak ifade etmeliyim. Üniversitemiz bir katılım bankacılığı ya da faizsiz finans ya da İslam bankacılığı ya da İslam ekonomisi denilen alanda bölümleri, lisans programları, lisansüstü ve doktora programları olan sınırlı sayıda üniversiteler arasında yer alıyor bir. İkincisi, Sabahattin Zaim de zaten bu alanların evet, neredeyse ülkemizde yani merhum Sabahattin Zaim hocamız Allah rahmet eylesin. O da zaten Türkiye'de bu konudaki ilk çalışan bilim insanlarından bir tanesiydi. Ve şu anda bizim ilgili programlarımız yani uluslararası düzeyde bir tanınırlığa ve başarı sırasına sahip bulunuyor. Bunun dışında Sabri Ülker Ar-Ge merkezimiz var. Bu da özellikle gıda üzerinde yapılacak çalışmalar için laboratuvar olanaklarını ve tesislerini içeriyor. Ve orada da özellikle helal gıda, akreditasyon, belgelendirme ve benzeri konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenciler tabii bu imkanları duyunca üniversitenizden elbette yararlanmak isteyeceklerdir ama burs konusunda merak ediyorlardır. Biraz bize anlatır mısınız? Efendim şimdi demin de söylediğim gibi başta bir şey söyledim. Gerçekten üniversitemiz vakıf anlayışıyla hizmet veriyor. Bunun doğal bir uzantısı ve bileşeni kuşkusuz ekonomik fiyatlarla öyle ifade edelim.
öğrencilerimize bu imkanların sağlanmış olmasıdır. Şimdi bizim 38 programımızdan iki tanesinde %75'ini alıyoruz ilan edilen ücretin. Bunlar hukuk ve psikoloji bölümleri. Geriye kalan 36 programımızın hepsinde %50 burs bir veri. Yani diyelim ki 100 lira diyorsak 50 liraya aslında deniyor. Ama ikinci bir şeyimiz daha var, kapsamı geniş bir şeyimiz. O da ilk tercih bursumuz. İlk tercihte yaptığı birbirimize yerleşen öğrencilerimize ilaveten %30 indirim sağlıyoruz. 2, 3, 4, 5. sırada tercih yapanlara ise %25 indirim yapıyoruz. Bunun yarı sıra başarı burslarımız var. Eğer öğrenciler sınıflarında 1. 2. 3. olma gibi bölümlerinde bir başarıyı gösteriyorlarsa izleyen seneden itibaren %100, %75 ya da %50 bursu imkana sahip oluyor. Yani öğrenciniz olduktan sonra da burs kazanabilirler. Evet, kazanabiliyorlar. Evet. Bunun dışında şehit gazi yakınlarına sağladığımız burs imkanları var. Gene burada özellikle İlim Yayma Camiası, yani İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı ki kurucu vakfımızdır. 50 yıllık bir geçmişe sahip. Bu camia mensuplarından, yani buralarda çalışmış, burs almış, yurtlarda kalmış olan kişiler ya da bunlarla ilgili olanlara da ilave burs imkanlarımız var. Yani kabaca sayarsak 6-7 kalem bursumuz var. Ve dolayısıyla bizim burs ve indirimlerimiz, yani tabii bir de YÖK'ün otomatik verdiğim %100 hani burslu olarak aldığımız öğrenciler de var. Hiçbir şeye bağlı olmadan, ki %15 oranında bir zorunluluk var zaten. Ama şunu söyleyelim, bizim burs ve indirimlerimiz %60'ların üzerindedir. O bakımdan yani gerçekten hakikaten tam bir vakıf anlayışıyla hizmet yürütüyoruz. Bu bakımdan kurucu vakfımıza, adını bildiğimiz bilmediğimiz bütün bağış sahiplerine, hayırseverlere de buradan teşekkür ediyorum. Evet, öğrenci merkezli ve öğrenci faydasını düşünen bir vakıf gerçekten biz de sıklıkla programımıza dile getiriyoruz. Peki şehir dışından ve hatta yurt dışından gelen öğrencileriniz var. Biraz onların konaklama imkanlarına da değinebilir misiniz? Efendim, şimdi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde kız ve erkek yurduna da sahip bir üniversite. Şu anda yaklaşık 600 civarında, yani 300'er sayarsak kabaca, kapasitesi var. Bunlar son derece donanımlı, ayrı çalışma imkanları olan yurtlar. Kız yurdumuz var. Gene erkek öğrenciler için ayrı yurdumuz var. Bunun dışında bir de uluslararası hocalarımız da var bizim. Yani 2300 civarında yabancı öğrenin yanı sıra bizim doğal olarak çeşitli ülkelerden yabancı hocalarımız da var. Onlara ve diğer bizim Türk vatandaşı olan hocalarımıza da ihtiyaca göre, imkanlara göre hizmet veren misafirhanelerimiz var. Yani 1+0 ve 1+1 diye tabir eden daire büyüklüklerinde bunlar yerleşki içerisindedir. Bunun dışında üniversitemizde özellikle bir başka husus şu. Yani üniversitelerimizde futbol sahamız, yani stadyumumuz var. Kapalı spor salonu, açık tenis sahaları, spor sahaları, yürüyüş alanları, camimiz, çok büyük bir kütüphanemiz ve yani hem hacim olarak hem de içerik olarak zengin bir kütüphanemiz var. Lokanta, kafeterya ve benzeri imkanlarla gerçekten yani tam bir yerleşke, kampüs hayatını bütün boyutlarıyla yaşama imkanı sağlayan bir üniversite olarak ortaya çıkıyoruz. Üstelik üniversitemizin yaklaşık 600 ana yerleşkemiz 600 dönümden fazla bir arazidir. Yani işte ve burası hem tarihi hem de tabiat varlıkları bakımından korunması gereken alanlar içerisinde kabul edilen bir saha burası. Ve burada o doğal özellikleri de tarihi binamız ve benzeri de korunuyor özenle ve bugün de hizmet veriyor. Bazı fakülteler farklı kampüste, bazısı bildiğim kadarıyla Anadolu yakasında, mesela İslam İlimler Fakülteniz değil mi? Farklı bir yerleşimde. Evet. Biraz bunlara da değinelim mi? Öğrenciler geldiklerinde hangi kampüslerde eğitim alacaklar? Şimdi şöyle, aslında bir tane farklı kampüste hizmet veren bir tane fakültemiz İslam İlimler Fakültesi. O da Altunizade'deki, Anadolu yakasındaki binamızda hizmet veriyor. Gene o binamızda, yani orayı, çünkü o binayı tek başına bir yerleşke, bir kampüs diye addetmek bence çok hani şey olmayabilir. Ama öyle bir tabir olduğu için biz de öyle kullanmış olalım. İslam İlimler Fakültemiz, onun dışında sürekli eğitim merkezimizin bazı programları ve bazı lisansüstü programları oradan yürütülüyor. Geriye kalan
şeyin hepsi bizim ana yerleşkemizde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla burada tabii bir şeyi de üniversite yani kampüslerden ve programlardan bir vesile bahsederken şunu da söyleyelim. Üniversitemiz aynı zamanda bizim yan dal ve çift ana dal yapma imkanı var. İlave ücret ödemeden. Yani tam bursluysa bedava olarak ikinci bir diploma programına öğrenci devam edebilir. Tabii onun yönetmeliklerle belirlenen kriterleri var. Ya da yan dal yapabilir. Yani %50 bursluysa ya da %70 diyelim ki 75 bursluysa ya da 25 her neyse o hangi bir deldense aynı şekilde onlardan da istifade etme imkanımız Peki, mavi var. Mavi diploma konusu var sizin üniversitenizde evet, geçen. Evet. Şimdi biliyorsunuz mavi diploma özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde herhangi bir diplomanın geçerliliğini ifade eden bir eki ifade ediyor. Üniversitemizde mavi diplomaya sahip. Onu ifade edelim. Öğrenciler şimdi akademik eğitim alıyorlar belli bir meslek edinmeye yönelik ama tecrübe de çok önemli. Yani üniversite yıllarında bunun edinmiş olması öğrencileri mezun olduklarında bir adım önde başlatıyor. Bu anlamda staj olanakları, mesela uygulamalı eğitim yapma fırsatları çok değerli. Sizin üniversitenizdeki staj olanakları nelerdir? Şimdi hemen şunu söyleyelim. Yani bugün tanıtımla gittiğimiz zaman birçok öğrencimizi orada göreceğiz. Aslında bu öğrenciler belki hayatlarının ilk iş tecrübelerini ediniyorlar. Şunu bir kere öğrenci istihdamı dediğimiz konu ilgili mevzuat çerçevemizde üniversitemizde de olabildiğince geniş biçimde uygulanıyor. Bunun dışında zaten sağlık bilimleri, mühendislik ve benzeri diğer alanlarda zorunlu staj olan yerlerde staj imkanlarında zaten orada kullandırıyoruz çocukları. Bunun dışında da özellikle kariyer merkezimiz vasıtasıyla öğrencilerimizin mezuniyet sonrasına ve istihdam dünyasına hazırlanmasıyla ilgili destekler, imkanlar da veriyoruz. Bunun ötesinde özellikle sayıları 60'ları, 70'leri bulan kulüplerimiz var. Ki bu kulüplerimiz danışman hocaların nezaretinde, gözetiminde öğrencilerin aynı zamanda sosyal becerilerini kısmen üstü örtük biçimde de olsa mesleki becerilerini de geliştirme imkanı bulunan alanlar. Bu arada son derece şeyler var. Yani birçok nasıl söyleyelim etkinlikler var. Yani çeşitli çalışmalar yapılıyor, konferanslar, çalıştaylar ve benzeri düzenleniyor. İş hayatından kişiler davet edilip onlar deneyimlerini ve bilgilerini öğrencilerimize paylaşıyorlar. Bu bakımdan elden geldiğince çocuklarımızı hem medeniyet değerlerimize ve insanlık değerlerine bağlı olarak hem de geleceğin yetkinliklerine sahip kılmayı hedefleyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Mezunlarınızı merak ediyoruz. Mezunlarınız işe yerleşiyordur tabii birçoğu ama kendileri iletişim halinde misiniz? Onların iş bulma olasılıkları nasıl? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani bizim bölümlerimiz, demin 36 bölümümüz var. Buradaki şeylerde bizim genellikle arkadaşların verdiği bilgiye göre yani mezunlarımızın %80'inin çok gecikmeden iş bulduğu bilgisini ilettiler. Zaten lisansüstü ve doktora ki epey yani bu da aslında bizim önem verdiğimiz bir konu. Yani geleceğin araştırıcı ve bilim insanlarını yetiştirme konusunda lisansüstü programlarda bizde ağırlıklı bir yere sahiptir. Onların zaten büyük bir çoğunluğu zaten iş sahibi insanlar. Dolayısıyla yani ekonomik koşullar tabii burada önemli ama mezunlarımızın kabaca söylersek iş bulma oranının en azından tabii daha iyisini hedefliyoruz. Bu konudaki kariyer geliştirme destek, etkileşim çalışmalarımızı da geliştirmeyi hedefliyoruz ama mevcut durumda bile en azından iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, programımızda böyle popüler meslekleri de konuşuyoruz ya da ilgi duyulan meslekleri. Sizin de şimdi tercih tanıtım günlerindesiniz. Çeşitli sorularla geliyorlardır öğrenciler. Sizin kendi alanınızda yönetim ve daha çok insan kaynakları alanında uzmansınız diyebiliyoruz. İnsan kaynakları da çok yıldızı parlayan alanlar ve hangi sektör olursa olsun iş imkanı çok geniş. Siz tavsiye ediyor musunuz bu bölümü öğrencilere ve biraz sizden dinleyebilir miyiz bölümünüzü? Evet. Yani elbette tavsiye ederim. Ama tabii tavsiye ederim derken nedir? Şimdi öncelikle tavsiye edenin tavsiyesinden ziyade adayların ya da muhatapların neyi istediği ve neyi kendi yetkinliklerine uygun bulduğu daha önemlidir. Dolayısıyla eğer yani insanlarla uğraşmayı, yani kısaca insan yönetimi hoşlandıkları, ilgi duydukları bir alansa,
gerekli niteliklere sahip olduklarını düşünüyorlarsa, o zaman kariyerlerini kişilerin bu yolda planlamalarını tavsiye ederiz. Burada şimdi tabii insan kaynakları yönetimi ya da başka bir de işte insan yönetimi diye de tabir ediliyor. Bu alan son zamanlarda tabii önem kazanan bir alan. Neden? Çünkü potansiyelini aktif hale getirme bakımından insan unsuru hala daha düşük seviyelerde. Başka bir de işte insanın niteliklerinin ve potansiyelinin kullanım düzeyi düşük. Ve şu anda rekabet üstünlüğü sağlamada insanı kim etkili olarak geliştiriyor ve istihdam edebiliyor ise onlar ön plana geliyor. Bakın bugün dünyanın ilk sıralarındaki yani çeşitli göstergeler bakımından ülkelerine ve kuruluşlarına bakıldığı zaman insan yönetimine birinci derecede değer verenlerin önde olduğu görülüyor. Çünkü maddi unsurların rekabet avantajı ya da üstünlüğü sağlamadaki etkisi artık çok farklılaşmıyor. Neden? Genişleyen piyasalar, küreselleşme ve benzeri gibi durumlar bu alandaki yani ne bileyim işte bir malzemeyi ya da herhangi bir maddi girdiği çok ehven koşullarda alıp da karlılığında avantaj kazanma olana çok azaldı. Neden? Çünkü piyasalarca belirlemiş aşağı yukarı nerede alırsanız alın aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama insanın hani burada kesin bir şey söyleme imkanımız yok ama kapasitesinin genellikle daha çok da zihinsel ve ruhsal kapasitesinin %20'ler mertebesinde kullanıldığı gibi bir varsayım var. Eğer öyleyse demek ki %80 bir değerlendirilecek husus vardır. Dolayısıyla bu alanı yani bu konulara ilgi duyanlar bakımından tavsiye ederiz. Tabii bunun ötesinde geniş anlamda bakıldığı zaman çünkü insan kaynakları yönetimi özellikle örgütlerde hem kamu hem özel örgütlerde insan unsurunun kariyerinin planlanması, geliştirilmesi, eğitilmesi ve benzeri konularını da içerir. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman ben özellikle adaylarımıza kendinizi tanıyın, neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz. Bunu analiz edin. Güçlü ve zayıf yönlerinizi objektif olarak olabildiğince herkesle paylaşmasınıza belirlemeye çalışın. Çevreyi, piyasayı analiz edin. Ve bu ikisini göz önüne alarak isteklerinizi ve yetkinliklerinize uygun alanları ve işleri tercih etmeye çalışın. Burada hemen şunu söyleyelim. Bilişim becerilerinin geliştirilmesi hangi alan olursa olsun son derece kıymetli. Nitekim yani bizde de bölümler olan yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve benzeri gibi bir alanlar çok revaçta biliyorsunuz. Bunun dışında iletişim ve benzeri yayın sizin de yaptığınız şeyler son derece önemli. Burada tabii bazı yetkinliklerin genel olarak hangi alan olursa olsun hızla değişen bir dünyadayız. Özellikle bilgi teknolojilerinin ya da bilişim teknolojilerinin gelişmesi, iletişim olanaklarının, bu arada ulaşımın kolaylaşması, küreselleşme ve benzeri değişmeler hayatımızı büyük ölçüde değiştiriyor. Dolayısıyla hemen şunu söyleyelim. Yani artık eğitim sadece üniversite mezuniyetiyle, lisans mezuniyetiyle biten bir süreç değil, hayat boyu daha aktif olarak sürmesi gereken bir olgu haline gelmeye başladı. Bu bakımdan arkadaşlarım bir alanda odaklaşmalarını ama farklı becerilerini de, beceri çeşitliklerini de geliştirmelerini tavsiye eder. İmkanlar ölçüsünde de lisanstan sonra belli alanlarda imkanlar ölçüsünde lisanslı çalışmalar yapmalarını da tavsiye ederiz. Bu kapsamda bilhassa proje bazlı ve bağımsız çalışma yetkinliğini kazanması insanların gelecek bakımından bence son derece önemli. Bir de çok önemli bir şeyin altını çizmek gerekir. Biraz ironik bir biçimde bu konu belki de o konuda yaşanan sorunların artmasına bağlı da bir konudur. Dürüstlük girdik, evet. Ve benzeri gibi yani güvenirlik, dürüstlük, performans temelli bir anlayışla ve bağımsız girişimci ruhuyla çalışabilme yetkinlikleri önemli hale geliyor diye düşünüyorum. Herhalde süremizin sonuna geliyoruz. Sonuna geldik, evet. Efendim ben sözlerime son verirken bütün adaylarımıza isabetli, uygun, hayırlı tercihler yapmalarını onlar için diliyorum. Ve hayatlarında başarılar diliyorum. Ve bütün aileleri de toplumumuzda ilgilendiren bir konu olduğu için bu. Ailelerimize de burada kolaylıklar diliyorum. İnşallah hem adaylarımız hem de milletimiz bakımından en isabetli seçimlerin yapıldığı bir seçim dönemi, bir tercih dönemi olur. Ben herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Tercih Rehberi'nin burada sonuna geldik. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tanıdık. Öğrencilerin nitelikli birer insan kaynağı olarak iş hayatına atılmadan önce edinmeleri gereken becerileri dinledik. Rektör hocamız Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar bizimleydi. Yeni bir Tercih Rehberi'ne görüşünceye dek hoşça kalın.